Zekeriya Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun burada misafir ettiğiniz için. Şimdi şahsınızı kısaca bir tanıyalım öncelikle. Ben Zekeriya Yıldırım, 1970 Konya doğumluyum. Metal madencilik işiyle uğraşıyorum. Kaç yıl oldu sektör? 30 yıl oldu. 30 yıl. İlk nasıl başladınız sektöre? İlk ameliyatıyla başladık. Evet. Bu işin ameliyatı. Sahada başladık. Sahada başladık. Tamam. Ameliyatından geldik. Tamam. Sonuna doğru devam ediyoruz. Yıllardır. Yıllardır 30 yılımızı verdik. Güzel. Kurumsal kimlikte artık hareket ediyorsunuz. Evet. Kurumsal Peki. çalışıyoruz. Konya'nın neresindeyiz? Kaç metrekare bir iş sahamız var? Konya'nın Yeni Urdacılar Sanayi Sitesi. Deyiz. 650 metrelik bir yerde çalışıyoruz. Güzel. Şimdi sizin sisteminiz biraz farklı tabii. Siz geri dönüşüme can suyu oluyorsunuz. Evet. Biraz o sisteminizden bahsedelim. Şimdi fabrikaların imalat artığı dediğimiz hurda malzemeler, alüminyum, bakır, metal madenin üzerine çalışıyoruz. Sektör farklıdır. Herkesin branşı farklıdır. Evet. Bizimki de metal madencilik üzerine Güzel. Çalışıyoruz. Oradan bunu size biz, geliyor herhalde. Evet. Biz bunu bertaraf olarak çalışıyoruz. Tamam. Bir taraf tesisinden tekrar geri dönüşüm fabrikalarına sevkiyatımız oluyor. Güzel. Şimdi sisteminiz gereği size tırla herhalde veya çekicilerle geliyor evet. değil mi ürünler? Siz burada olayı bir anlatır mısınız? Biz Nasıl burada, ayrıştırıp neler yapıyorsunuz? Burada alüminyum, bakır vesaire bunları bitmek torbalar dediğimiz torbalara ayrıştırıyoruz. Bu geri dönüşüm fabrikalarına alt şey olarak da gönderiyoruz. Presliyoruz değil mi? Presliyoruz tabii ki. Malzemeleri presleyerek gönderiyoruz. Yıllık kapasiteniz nedir? Böyle kaç ton şey çalışıyorsunuz ürün? Şimdi malzemesine göre değişir. Yani bizde madenin çeşidi çok olduğu için evet. şimdi alüminyum, bakır, sarı, çünkü vesaire kurşun gibi ürünler olduğu için değişiyor oran. Rakamsal oranlarımız. Rakamsal oran değişiyor ama sonra açık yani. Evet, yıla göre değişir. Yıla göre değişir. Hizmet yani. Verirken neye dikkat edersiniz? Geçmişten gelen bir tecrübeniz de var. Esnaflık kolay değildir. Evet. Şimdi güven, itimat, öncelikle güven vermek çalıştığımız müşteriye firma, ve firmalara değil mi? Firmalara güven vermek. Evet, bunlara dikkat ediyoruz. Evet. İşçilik de önemli sizde. İş evet, güvenliği de önemli. İş güvenliği ön planımızda tabii Güzel. Ki. Güzel, bunlara da dikkat ediyoruz. Tabii ki. Lojistik ağı size mi ait? Termin ulaştırmak kişilere mi ait, alıcılara? Bize ait. Size ait. Tarafımızdan Güzel. Sağlanıyor. 2021'e doğru gidiyoruz. Sektörle ilgili hedef beklentileriniz neler? İşinizle ilgili daha büyütmeyi düşünüyor musunuz? İnşallah. Şimdi benden sonraki biz yaş kemaline geldi biliyorsun. Evet. İki tane evladımız var. Allah bağışlasın. Onlara devretme yönündeyiz. Gençlerimiz, çocuklarımız yanımızda. Çocuklarımızı devredeceğiz. Evet. İsimleri neler? Muzaffer Yıldırım, Ahmet Yıldırım. Onlara da başarılar dileyelim sektöre verdiğiniz teşekkürler. Bölgedeki katkıdan dolayı. Kaç uzman kadroyuz burada ekip? Şu anda 6 uzman kadroyuz. 6 kişilik bir ekibimiz var. Evet. Ekipmanlarımız neler var sizde? Ekipmanlarımızda portifimiz var, evet. pres malzememiz var. Fabrikalardan aldığımız araçlarımız var. Güzel. Araç pilonumuz güzel. Var. Yani teknolojiye, çağımıza teknolojiye ayak uyduruyoruz. Çok güzel. Peki size başarılar. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi sizinle çalışan tüm firmalarımıza bir teşekkür son sözlerinizi yapalım. Bütün firmalara başarılar. Teşekkür ederim. Evet. Sizi tercih eden herkese. Herkese. Peki size başarılar diliyoruz. Konya bölgesine kattığınız bu istihdam dolayısıyla ilerleyen zamanda firmamızın farklı bir hizmetinde buluşmak dileğiyle ağzınıza İnşallah. Sağlık. Ben de size teşekkür ediyorum bize bu imkanları sağladığınız için. Çok sağ olun. Teşekkürler.